Yeşaya 17'ye 1. Şam'la ilgili bildiri Tevrat'ta. Ahir zamanda Moşiyah devrinde işte Şam kent olmaktan çıkacak, bir enkaz yığınına dönecek. Suriye'nin yerle bir olacağını Tevrat bildiriyor. Şam Suriye'nin tamamına verilen isim. Şam kentinin adı aslında Dimeşk'tir. Şam o bölgenin tamamına deniyor. Yani Suriye bölgesine Şam denir. Olduğu gibi. Yani şehir merkezine Dimeşk denir. Sonra oraya Şam dendi. Yani doğrusu budur. Her kim Kehf suresinin başından 3 ayet okursa Deccal'in fitnesinden korunmuş olur. Sünen-i Tirmizi 5'e 30. Yani Deccal'i zaten halledecek olan Hızır'dır. Yani aynı zamanda Hızır'dan bahsedildiği için, bağlantılı olduğu için o ayete dikkat çekilmiş ama tabii bu kadarla değil bunun anlamı. Çıkış şekli şöyle olacaktır ki Moşia Mehdi kendisini belirtmeden önce tanınmayacaktır. Yaşaya onun ortaya çıkışını tarif ederken kim olduğunu babası, annesi ve ailesi ve akrabaları tarafından bile bilinmeyecek diyor Mehdi Moşia. Akrabaları bilmez onun Mehdi olduğunu diyor. Çünkü şöyle söylenmiştir. Bir fidan gibi büyüdü. Yeşil bir fidan gibi. Mehdi'de Hızır özellikleri olduğu için. Kurak yerdeki kök gibi. Yeşaya 53'e 2, Rambam, İngeres, Tayman 4. Yeşaya 60'a 20-22, artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek. Çünkü Rab sonsuz ışığın olacak. Sona erecek yas günlerin. Kimse yas tutmayacak. Halkın hepsi doğru kişiler olacak. El emeğin görkemimi göstermek için diktiğim fidan. İşte Mehdi. Ama hep o yeşil bir fidana benzetilir. Ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek yani dünyayı. En küçük ailen bini bulacak. Sayıca en az olanı koca bir ulus olacak. Ben Rab zamanı gelince bunu hızlandıracağım. Yeşaya 60'a 1, 22. Güneş tutulması, ayın çekilmesi, onlara dikkat çekilmiş. Mehdi'nin çıkış alameti biliyorsun. Sona erecek yaz günlerin diyor. Yani terör, anarşi olmayacak. Ağlayanlar olmayacak, yaz tutanlar olmayacak. Bütün gam ve zulmetleri gidecek güneştir diyor Mehdi için. Gel. İktidar ve siyaset sahibidir diyor. Mehdi muhtaç bulunduğu gücü Allah'tan alacaktır. Onun adaleti bütün insanlar ve cinlere cari olacaktır. Demek ki cinlerle de çok yoğun bir bağlantısı olacak. Kralların diyor küçük düşülmesinin ardından öyle yıllar gelişecek ki geçen bulutların üzerinde biriken bulutlara benzeyecek. Ayette var ya üst üste yığılmış bulutlardır. Öyle ki bulutlar ayın ışığını bile kaplar da elini uzatan bir adam gece elini bile göremeyecek. Ayette de var yine. Buna benzer. Her yıl biri öncekinden daha zorlu geçecek. Bu 12 yıl sürecek. Seyyid Rami El-Rıfai 72. sayfa. 2011 yılında başlamıştı Arap Baharı.
12 yıl geçince 2023. 2023'te son buluyor. Yani olaylar. Demek ki Tayyip Hoca'nın verdiği bilgi de doğru. Şam'daki fitne döneminde doğudaki krallar aşağılanmış olacak. Sonra Araplar da aşağılanacak. Yani. Küçük düşürüyorlar, mahcup ediyorlar ya şu an. Hepsi için değil de tabii büyük bölüm için bu geçerli.